Selamun aleyküm saygılı teleseyircilerimiz, akşam sörfünüz hayırlı olsun. Ramazan bereketi yayınımızda bizler bütün ater hadimleri sizni can gönülden selamlaymız. Tutkan orazalarınızını Allah Teala kabul mağbul eylesin. Vatanımız Kırım'da iftar sofraları donatıla, milletimiz Ramazan'ın bereketini coşkunluk ile keçire. Ama unutmayık ki milletimizde aciz kalgan, yoksuzluğa uğrağan alçak gönüllü semideşlerimiz var. Onlarını unutmayık, iftar sofralarımız bu insanların evlerini kadar uzansın. Ramazan feyizi epomuzunu kaplap alsın, ep beraber. Ellerimiz duaga karşı koterilsin, yüreklerimiz temizlensin. Gönüllerimiz çiçekler day açsın. Ramazanın mis kokusu etrafımızını kaplap alsın ve vatanımızda yayılsın. Men yoksuzluğa uğrağan insanlar hakkında nafle söz açmadım. Çünkü bugünkü yayınımız sadaka mevzusuna bağışlanacak. Dinimizde yoksuzlukta yaşayan Müslümanlarga karşı ne etme gerekli olganımızını açıklayacağımız. Subyetimizni Süleyman Hoca Hayrullayevnen keçirecekmiz. Selam aleyküm Süleyman Hoca. Süleyman Hoca, subyetimizni başlamazdan evvel geliniz başta bir meraklı bir klipni seyredeyik. أتتنا المواسم مثمرة وفاضت بأطيابها الآنية وفينا الذي ما له موسم لأمعاء أطفاله الخاوية تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية أتتنا المواسم مثمرة وفاضت بأطيابها الآنية وفينا الذي ما له موسم لأمعاء أطفاله الخاوية تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية فهل أينعت يدنا مرة وأهدت له لمسة حانية Bu klipten anlayamaz ki etrafımızda nece muhtaç insanlar var. Onlarga pervasız kalmayık. Demek ki Süleyman Hoca, bizler bugün sadaka hakkında laf edecekmiz. Sadaka cemiyet ve insan için nasıl kıymet taşımakta? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel mürselin. Nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. Allah Subhanahu ve Teala insanlarını ve cinlerini yarattı ve onlarına imtihan etti. Kim onlardan çok ve yakışı işler yapar. Allah ve Allah Subhanahu ve Teala Kur'an Kerim'de böyle diyor. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مَنْ كَانَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مَنْ كَانُ أَحْسَنُ عَمَلًا ve biz sizi sınav ettirik ve sizi imtihan ettirik. Kim sizden yakşı iş yapar ve çok iş, yakşı işler yapar. Ve Allah Subhanahu Teala Allah'ın hikmettendir. Allah insanlardan baylarını ve fukarilerini yarattı ve yaptı fukarilik. İnsanlarını fukari etti ve başka insanlarını bay etti ve baylık verdi. Bunda Allah'ın hikmetidir. Çünkü bütün Allah Subhanahu Teala bu dünyada bir şey yoktur. Ozu bir şey olmay. Çünkü niye olsa bu dünyada bütün Allah'tandır.
Ve Allah Subhanahu Teala baylarını malının sınavlay ve fakirlerini fakirliğinden sınavlay. Ve Allah Subhanahu Teala Müslümanlara bu bizim dinimizde sadaka yapmak emretti. Ve sadakanın manası insan özünün imanını tasdiklay sadakanın. Çünkü insan hepimiz yani bütün insanlar mal seviyi, para seviyi, evler seviyi, maşınalar seviyi, yani aşını suunu seviyi ve sevgili şeyden fakir ya da başkasına vermeye bunda insan iman olgan insanda tekim u verir o olgan onun paradan ve olgan onun maldandır ve bunun insan özünün imanını tasdiklay ve sadaka u pek balaban ibadettir ve insan vergen sadakadan fakir olmaz bir vakit. Çünkü sadakanın çok faziletleri var. Ve Peygamberimiz ve Allah Subhanahu Teala Kur'an-ı Kerim'de o faziletlerin çok aytı. Misal için Allah Subhanahu Teala Kur'an-ı Kerim'de diye اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ سِرَّ وَعَلَانِيَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Allah Subhanahu Teala diye kim Allah rızası için yani sadaka verse. Eder hocam bağışlanız, ezan vakti geldi. Saygılı seyircilerimiz, bu mevzumuzu devam ederek, şimdi ezan vakti geldi. Allah tutkan orazalarınızı kabul etsin. Vatanımızda daima ezanlar yangırasın ve Ramazan sevinci gönüllerinizde daima yaşasın. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على Allah'ım senin rızan için oraza tuttum. Sana inandım, sana güvendim. Senin rızkın ile orazamı açtım. Ramazan ayının yarınki orazasına da niyet ettim. Artık benim geçken ve gelecek günahlarımı bağışla. Amin.
Sayıqlı seyircilerimiz, bugünkü programımızın mevzusu gayet meraklı. Bizler bugün sadaka hakkında söhbetleşemiz. Yani Sülman Avca, mevzumuzla devam etmemiz. Yani sadakanın kıymetini siz anlatmaya başladınız. Devam ediniz. Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de böyle diyor. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدقة برجنلير الله رزاسي چون أخشام في جيجي في كندوس ساقلاب في ساقلاماياب برجنلير صدقائي برنجي أولارن برنجي أولار اللهتان pek balaban sevap kazanırlar. İkinci Allah subhanahu teala de onlarda kıyamet gününde aslım korkup olmaz. Ve kıyamet gününde onların kasibeti olmaz. Çünkü kıyamet gününde hepimiz bilemiz, hepimiz korkacağımız. Hepimiz korkacağımız, nerge varacağımız biz? Yani ne bizden olur? Cennetki ya da cehenneme gireceğimiz. Lakin Allah subhanahu teala de kim sadaka verse Allah rızası için akşam ya da sabah yani sadakanın vakti yok. Ve Allah subhanahu teala de saklap sadakanı yani birisi görmeyip ya da açık verse insan o Allah'tan pek balaban sevap kazanır. Ve en muhimdir kıyamet gününde o bir şeyden korkmaz ve kasibeti olmaz. Ya kimge sadaka vermege vaciptir? Şimdi buna geçerek inşallah. Ve Peygamberimiz çok hadislerde böyle degen. Peygamberimiz dedi sadaka vergen adam er akşam melekler kokten çüşüp Allah'a dua etelir. Ey Allah'ım vergen insana yani sadaka vergen insana onun malını çoklaştır. Ve Peygamberimiz dedi bir hadiste tedavu mardakum bis sadaka. Yani hasta olgan insanlarını sadakanın tedavi etin. Yani insan mesela için hasta olsa ya da hastalansa Allah rızası için farilerge ve yetimlerge ya da muhtaçlarga sadaka verse bu işinin ve bu amelinin insan Allah'a yakınlaşa. Ve son Allah'tan dua etkendi. Ey Allah'ım beni şifala. Allah subhanahu teala ona şifasını verir. Ve Peygamberimiz da böyle dedi. Sadaka insanın günahlarını sörtti. Su ateşini nasıl tohtata ve böyle de sadaka insanın günahlarını sörtü. Ve Peygamberimiz dedi, hepimiz bilemiz, biz günah yapkanda Allah subhanahu teala bizi aç olana. Ve insan sadaka vergendi, yani Allah subhanahu teala, Allah'ın açılığını sadaka onu tohtata. Ve sadakanın çok faziletleri var. Kur'an'da Allah subhanahu teala çok sadaka için ayta ve Peygamberimiz hadislerde çok faziletlerini ayta. Ve Allah subhanahu teala ve Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberimiz sünnette anlattı yani anlattırdı kimge vermeye gerek sadaka. Sadaka iki kısmı bölünüyor. Bir tanesi yani sadaka vacip olgan soyu, yani farz olgan soyu o zekattır. Ve fitr sadakası o vaciptir. Yani insanın borcudur vermeye. Ve ikinci kısım o farz değil, yani kimin insanın yani imkaniyeti olsa o zinden vergen sadakayı, o sadaka da sayla ve o farz değildir. Ve farz sadakayı, mesela için zekatını ve fitr sadakayı tek Müslümanlara vermeye mülkündür ve caizdir.
Lakin zekatta mülkün vermeye Müslüman olmayanlara da mülkün vermeye lakin bir şart diyen Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim dedi. Kimin yürüyü yani İslam dinini kabul etmeyi isteği ya da dinimize yakınlaşa onun yüreğini yumuşatmak için ona mülkün zekattan vermeye. Lakin bütün vacip ve farz olgan sadakaları tekim Müslümanlara vermeye mülkün. Ve başka vacip olmagan ya da farz olmagan sadakalarını mülkün vermeye ve Müslümanlara ve başkalara da vermeye mülkün. Ya asıldım. Daima bu sual herkesini meraklandıra. Mesela Müslüman olmagan insanga sadaka berilse asılda kabul etilir mi ya da yok? Ya, evet kabul etilir. Kabul etilir. Lakin biz aittik yani aitkan gibi farz olmagan sadakayı kabul olana yani kabul olay. Lakin farz olgay. Mesela için insan zekatını verse Müslüman olmagan adama verse o kabul olunmay. Lakin mesela için yürekten ozu yani o sadaka farz değildir. O zinden verse o sadaka sayılır ve Allah'tan inşallah kabul olunur. Yani bir siz anlattınız ki yani sadaka bergen insanı insan günahlardan temizleniyor. Ya eğer de fukara insan onun çaresi yok sadaka vermeye böyle vaktlerde ne yapmak gerek? Bir kere peygamberimizge fukareler geldiler ve dediler ya peygamberimiz bizde olgan baylar onlar namaz kılalar ve biz de namaz kılamız. Onlar oraza tutarlar ve biz de oraza tutamaz. Lakin onlar sadaka verilir. Yani zekat verilir, sadaka verilir. Onların imkaniyetleri var. Bizim yoktur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kulüp aytı. Subhanallah deseniz bu sadakadır. Elhamdülillah deseniz bu sadakadır. La ilahe illallah deseniz bu sadakadır. Ve Allahu akbar deseniz bu sadakadır. Ve mesela için insan Allah emir etken şeylerge emir etse bu sadakadır. Ve Allah Subhanahu ve Teala yasak şeylerden mesela için bizi toktatsa ve biz de başkalarını o yasak olmagan şeylerden toktatsak ve o da sadaka sayılana. Onun için yani fukari olgan insan onun niyeti olsa mesela için sadaka vermeye lakin imkaniyeti yok Allah'a çok zikir etsin. Yani Subhanallah desin, Allahu Akbar çok çarık desin ve bu sadaka salanır inşallah. Ne güzel. Çok sağ olun Süleyman Hoca. Gerçekten öyle bir meraklı bilgilerini paylaştınız. Sübetimiz sonuna geldi. Bu sizge can yürekten minnettarmız. Çok sağ olun. Saygılı seyircilerimiz, bizler ise programımızı devam etmemiz. Bugün biz pek meraklı bilgilerini tanış olduk. Ama şimdi ben sizge teklif etem acayi bir levhanı seyretmege. Allah'ın nimetlerinden biri olgan bu zeytundur. Zeytunun birçok faziletleri var. Kelin seyreteyik. Evel ezelden zeytun terege mertlik ve ikmet temsali sayılgan. Kur'an-ı Kerim'de de onun adı defalarca anılıp keçe. Zeytun bahçaları da çoğısı Akdeniz memleketlerinde olgan. Bu tereklerinin arasında 1-2 bin yaşlı soyları da var. Kudumuzda zeytunlu İspanya, Afrika, Amerika, Azerbaycan, Kırım yalı boyunda ve diğer yerlerde östüreler. Belli ki zeytun meyvası yeşil, kırmızı ve kara ola. Оларның ренкі жиылған вақытынен бағылы. Бірінші қысымы мейвалар да ешіл олғанда жиыла. Қалғанлары есе қызары пүшкен сон. Зейтінің файдалы хүсусиетлеріні әждетларымыз чоқтан білген ве яшайышының әр бір саасында ішлеткенлер. Зейтінің бесгейджі қиметі пеке күсектір. Оның теркебінде чешіп түрлі мәдделер бар. Олардан бұл су, целлюлоза, пектин мәдделер, башқа дигер мәдделер, витаминлер, олардан витамин С, витамин Е, Б группасы витамин, чөх минераллар, натрий, калий, кальций ве дигерлері. Зейтонны құры озыны консервация шекілінде ве яқки бе ішлетмек мүмкін. Оның мейвалары теркібінде олған файдалы мәдделер иммунитетіміздің қавелештірілмесіне ярдымжы ола.
zayıf körgen insanların gözlerine de pek faydalıdır. Zeytun çok hastalıklardan yardım etti. Onların içinden bu aşkazan ve içeklerge faydalıdır. Çünkü zeytunun içine selüloza ve pektin maddeler kere. Onun gayrı zeytun kemik ve sustav sistemasına tesir etti. Çünkü bu zeytun içinde kalsiy ve diğer mineraller kere bilgenimiz gibi kalsiy bizim kemiklerimizge ve sustavlarımızga pek faydalıdır. Öz faydalı hususiyetlerinin belli olgan zeytun yağı kızarıp pişken meyvalardan yapıla. Zamanımızda bu gayet popüler bir yağdır. Onu aşka, salatalarga koşmağa pek faydalıdır. Zeytun yağı işletilse o damarlarga ve yürekke pek faydalıdır. Çünkü zeytun yağı zararlı xolesterinin seviyesini azlaştıra. Bundan gayrı zeytun yağı kosmetologiya sahasında keniş işletile. Zeytun saçımızga, veterimizge pek faydalıdır. Çünkü onun içinde vitaminler var. Onlardan E vitamini bilgenimiz gibi vitamin E saçlarga, veterge pek faydalı bir şey. Kırımda tükenlerinin dolaplarında ekseriyetle tuzlanğan zeytun görmek mümkün. Ama ekimler aytkanlarına göre bu soy konservasiya terkibinde olgan tuz sağlığımız için zararlıdır. Onun için böyle şekilde zeytunu pek çok aşamağa mümkün değil. Böylelikle zeytunun faydalı hususiyetlerinin faydalanmağa isteseniz, künde 2-3 tanesini aşamağa gereksiniz. Zeytun ve onun yağını işletken insan özünü sağlam ve gayretli hisseder. Серджилерimiz bizler programamızna devam etemiz. Bizler daima Kırımnen bağ tutamız. Bugün Tarahtaş cemisinde Elmira Dilberova ve Elvir Ametov iftar keçireler. Ular bugün biznen biz de onların iftarına hoş olduk. Selam aleykum. Aleykum. Maşallah sizge Allah kabul etsin. Asıl da Ramazan degende sizde nasıl duygular peyda ola? Adam toplaştıracak. Allah'a çok şükür. Bugünkü de iftarımız geçecek kısmet olsa. Allah sağlık versin abi adamlara, iftar yapanlara. Hepsimizi cümlemin beraber anda aşlar pişti. Güzel güzel, tatlı, lezzetli, lezzetli. Bayağı adam toplaştı. Hamda dualar okudular. Maşallah. Allah kabul etsin. Pişecek. İnşallah hepsinizle beraber amdaştık, iftarı geçireyim kısmet olsa. Maşallah sizge, siz şimdi Tarahtaş cemisinde hepiniz bulunasınız. Kısadan bu cemi hakkında biraz bizge de bilgilerini veriniz. Ну, size ne bildireyim, 89 senesi biz bunda gelende bu cami abşitiyaydı. Biz kazaklarımızdan kovalayıp camiyi kurduk ana. Minaretini yerine koyduk. Minareti bozuk da onu da koyduk. Şimdi ana ibadet ediciler cemaatimiz gelip. Ana bugün bir ikiz adam toplandı bunda iftara. Allah kabul etsin. Cümleden bütün Müslüman din kardeşlerimizin oruza tutmayanını Allah sağlığını versin. Мынасыз Эльвира Хашымды айттыңыз, джематыңыз текрар минарені тікледі. Керчекнен де бір чоқ шелер джематтан бағылы. Білеміз ке, біз шымды пек өле бір керген күнлеріні яшаймыз. Бізін сесімізні тоқтаталар, сұстралар. Яне бізге сесімізні білдірмеге әрекет япмаға, не япмақ керек? Мен берлесем бізе әр вақыт бірлік олмақ керек. Вот бізде бір вақиялар шықса, вот әпіміз ода барық. Джемат топланы. Кенді генімізі көстермек керек. Бұлар бізі пұсып отырдылар демесіндер. Пұсып отырмая бізім вақытымыз жоқ. Біз бұлі пұсып отырсақ, бізім кележегіміз де олмай жақ. Оның үшін бірлікте, бұтын ішлерде берәбер олып. А мен Рамазаны бірінші сефер, енді қарт олсам да тұтайын. Ем Аллау тәлі тек ярдымчы олы, ем халқым да ярдымчы олы. Ем оле да гүзел кечірейім,
Allah'a şükür bugün pek kendime pek memnunum, kendime de kuvanıyım. Bu milletim, benim kırımım bana öyle duygular verdi. Allah sağ versin hepimize, halkımıza. Bunda gelen son bizim halkımız bir millet olduk 25 yılın içinde. Bu vaktece biz öyle duygular belki var ya ama birisi Palvantaşlı, birisi Tacikistanlı, birisi Kubanlı. A bunda gelen son biz hepimiz Kırımlı olduk. Bir halk olduk. Bir halk olduk. Hem onu da yapmaya bize becermeye böyle duyguyu aşıladı sizin telekanalınız. Meclisinden beraber. Çok sağ olunuz, böyle güzel samimi sözler aytkanınız için. Men körem ki anda bir çok insanlar toplandı. Yani her biriniz şimdi vatandaşlarımızga öyle nasihatlar ayta bilesiniz. Buyurunuz, ne kadar çok aytsanız o kadar hepimiz için yüreklerimiz coşar. Buyurunuz. Bir kaç satırnen şiirden söylemeyi isteyim. Torununun ezberledik onu. Ben de o satırlarını isteyim ezberlemeye şimdi. Çünkü o satırlar duygularımız veri. Hem de gösteri nasıl biz kuç olayık. Hem de nasıl oraza tutmaya gerek Ramazan ayını geçirmeye. El al yemek aşarım, aramdan sahnarım. Çünkü adım Müslüman, yüreğimde var iman. Hem de halkımıza söylemeye bir iki söz deyim. Bu şehir çıktın. Biz yalnız değilmiz. Bir buçuk milyardımız. Bir siz nen Allah desek, düşmanlarını yıkarmız. Amin. 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 Maşallah. Devam etiniz. Bu iftarları camide geçiriyoruz. Biz bizim yüreğimizde, niyetimizde şimdi inşallah biz bu nelerden inşallah bir nelerden kırma bizim olur bu kırım. Bu bizim de bizim de olacak. Biz korkmayız, korkmayız. Bir kimse de korkmayız. Tatarlar hepsi sizden, hepsi meclisden, hepsimiz bir ne diye efendim ama. Bir arda gitmeye bir çaremiz yoktur. Biz şimdi bunda geldik, bunda olacak, bunda kalacak. Ya Rabbim Allah verse diyeyim, tez tez kaytıp gelirim. Kaytık şimdi ama bizim bu yer. Şimdi oğlumuz da bunda, dirimiz de bunda, er bu şeyimiz bunda, bala çağımız da bunda, bütün şeyimiz bunda şimdi. Bizi bundan şimdi kuvamaya bir vakit olmazlar. Bu bizim vatanımız, bu bizim kırımız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Saygılı ve hürmetli vatandaşlarıma, dindaşlarıma bir istekler, bir ne söyleyecek laflarım var. Her bir analarımız, babalarımız, dedelerimiz, hepsi bir sınavdan geçti. Şimdi bize de sıra geldi geçmeye ama bir şeyi unutmayız cemaat. Eğer bir şey bu dünyada ve alemette Allah'ın emrinden oluyor. Eğer Allah'ın emrinden bize bu sınavlardan geçmeye nasip, işte layık gördü Allah-u Teala, Allah-u Teala bizi kaldırmaz. En bir şey unutmayık, icraatları unutmayık, tarihimizi unutmayık. Bir vakit bizim halkımız aşağı yerde olmadı, hem olmayacak. Eğer biz İslam'dan, Allah-u Teala'dan ve İslam boyunca bir olsak inşallah biz yenerek hem bu topraklarda inşallah sahip oluruz. Allah kabul etsin. Allah kabul. Çok çok sağ olunuz. Amin. Sağ olunuz bizden bağda bulunganız için. Böyle güzel samimi sözler aytkanız için. Allah kabul etsin. İftarlarınız da Allah kabul etsin. Elver Ağa, Elmira Hanım çok çok sağ olunuz. Siz de sağ olunuz. Siz de sağ olunuz. Сайқылы серджелеріміз, біздің программамыз сонына келе ата. Мен ісе шыны айтмақ істейм. Азіз серджелеріміз, сізіні келеджек яйынларымызда, бізлер кене қаршымызда көрмек істейміз. Аллах сонсыз мерхаметіні әлемге яғдырсын. Батанымызда йоқсызларға ярдым етсін. Мұсылман джематы бірлешіп, еч бірімізіні ұнытмасын.
Хусусан хабатсыз хапыслерде түшкен дин кардашларымыз. Оларның қиын шартларда еда еткен оразалары, намазлары, дуалары қабыл олынсын. Бұл семедешлеріңіздің айлелеріне сабыр, балачықларына қуанчылық қабірлер бер, сонымызны ғалибенен яраштыр, ярабим. Сағылық нен халыңыз, веселям алейкум, сайғылы серіделер, Аллах текрар, сізнен көрішмеге насип етсін. Ярабим, сен рахмансын ве рахимсын. Әлемлерінің Раббы сенсін. Allah'ım, yalnız sana ibadet yaparmız. Senden yardım istermiz. Bizge doğru yolunu göster. Lüt ve ikramına nail olgan kimselerinin yolundan bizlerini yurguz. Gadabka oğrağan, günahkarlar ve sapıklarının yolundan degil. Ey Allah'ım, sen kadırsın. Her şey ancak senin isteginden olur. Allah'ım, bizlerini kaderge doğru şekilde iman etken ve takdirini doğru şekilde kabul etken müminlerden eyle. Bizim başımızga ne kelse hayırlısı olsun. Bu ayatta rast getirgenimiz imtihanlardan, sınavlardan doğruluqnen keçeyik. Ya Rabbim, bizim ve keçmişlerimizin günahlarını afu et. Hayır amellerimizni ise kabul et. Bizim yar ve yardımcımız ol.